Merhabalar dostlar. Bugün Kardemir Dağ hissesinin analizini yapacağız. Biliyorsunuz ki Kardemir Dağ hissesinin bir miktar daha yükselişi vardı. Ben limitlerini çizdim. Şöyle göstermek istiyorum. Yani maksimum yapabileceği seviyesi buydu arkadaşlar. Ve bu şu an çizmiş olduğum grafik Kardemir Dağ'ın yaklaşık 11 yıllık haritası arkadaşlar. 11 yıl boyunca yani 2008'den itibaren izlediği yolu gösteriyor. Ve standart tahmin edilebilir bir analize sahip. Yani sürpriz olacak hiçbir noktası yok. Ve gördüğümüz gibi bu şekilde bir miktar daha ben yükseliş daha bekliyordum. Maksimum bu noktaya kadar. Orayı da size söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak 9 civarı o da maksimum yapabileceği. Bu noktaya değdikten sonra hedef fiyatı çünkü burası. Her zamanki yaptığı gibi bakın şuralarda görüyorsunuz ne yapıyor. Bu noktaya temas ediyor ve iniyor. Artık inişe geçiyor. Bu noktaya temas ediyor ve inişe geçiyor. Bu noktaya temas ediyor ve inişe geçiyor. Bazen bu trendi, şu trend aralığını istisnai durumlarda aşağıda bazen kırabiliyor. Çok nadir de olsa. Ben şu an artık bu aşamadan sonra Kardemir Dağı'nın aşağı yönlü bir hareket seyredeceğini tahmin ediyorum. Bu noktadan alan özellikle arkadaşlar için bakın trade imkanı da veriyor belli noktalarda. Yani bazen forumlarda okuyorum, duyuyorum, görüyorum. Ya ona gidecek, 15'e gidecek. Elbette ki Kardemir'de ben bir dahaki hedefini Kardemir'de'nin yaklaşık olarak 10-15'lerde olacağını tahmin ediyorum. Ama şu an Kardemir'de'nin bu trendi kırması için hiçbir neden ben göremiyorum. Ekonomik olarak bu trendi kırmıyor arkadaşlar. Tabii trendi genişletiyor, şunu söyleyeyim. Trend kırılmıyor, sadece trend aralığını genişletiyor. Yani yukarıda ve aşağıda inebileceği aralığı genişletiyor. Bu ne demek oluyor? Daha fazla kar marjı ya da daha fazla zarar ettirme imkanına sahip oluyor. Kardemir'de hisse arkadaşlar ben aldıktan sonra en az bir orta vade ya da uzun vadede bekletilmesi gereken hisselerden bir tanesi. Yani kısa süreli al satlara uygun değil de mesela şu örneği vermek istiyorum size arkadaşlar. Kardemir'de ilk başlangıçta bu ana trende değdiği noktada 14 kuruşmuş. Evet, 14 kuruşmuş. Ve trendin hedefine ulaştığı zaman ne yapmış? 1,46 kuruş. Yaklaşık olarak arkadaşlar 10 kat 10 kat kazandırmış. Yani örnek veriyorum 100 bin liralık bir hissesi olan bir insanın buraya geldiği zaman sahip olduğu piyasa değeri 1 milyon 400 bin. Arkadaşlar yani ciddi miktarda bir kazanç elde etmiş. Bak görüyorsunuz buraya. Ne kadar sürede elde etmiş? Bu 2000 şu an tarihleri iyi göreyim şu şekilde görelim. Evet. 2009 yılı. 2009 yılı değil mi? 2009 yılı. Bu hangi tarih? 13. Yaklaşık olarak nedir? Yaklaşık arkadaşlar 4 yılda 4 yılda Kardemir Dağ hissesi 10'a katlamış. Peki bu hedefe ulaştıktan sonra ne yapıyor? Tekrardan inişe geçiyor gördüğünüz gibi. Tabi bu işleri bir anda yapmıyor arkadaşlar. Çıkışlar da bir anda yapmıyor gördüğünüz gibi. Stabil şekilde iniyor. Kardemir'de hissesi kesinlikle arkadaşlar sürpriz olan bir hisse değil. Yatırımcısına iyi kazanç sağlayabilen bir hisse. Ancak alacağınız ve satacağınız noktaları çok iyi tespit etmeniz lazım. Bu şekilde yaparsanız ciddi anlamda kar elde edebilirsiniz. Trend aralığı da genişliyor ama ben ileriki aşamada Kardemir hissesinin bölünebileceğini tahmin ediyorum. Ya da o dediğim seviyeleri geldiği zaman bölünme işlemi de yapılabilir. Ve ana trend noktası bu arkadaşlar. Benim için Kardemir hissesi için benim için en makul ve mantıklı alım noktaları şu trende yakın noktalar arkadaşlar. Benim için. Yani siz ne yaparsınız? Tabii sizin takdirinizdir ama benim için aldığım en iyi noktalar bu noktalar. Ve çıkabileceği limit noktalarda şunu söylemek istiyorum. Peki bu noktadan bu noktaya kaç yılda gelmiş? 2000 evet 18 Haziran 2000 yaklaşık 2 yılda arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 yılda buradan buraya gelmiş. Yani Kardemir'de hissesi böyle kısa süreli bir hisse değil. Alıp bekletilmesi gereken bir hisse. Bu ne demek oluyor? Yani bu noktadan alan arkadaşlar elinde hala tutuyorsa yani 4,66 kuruştan hisse yaklaşık olarak hatta %50'den fazla kaybettirmiş. 2,05 kuruşa inmiş. Yani bu noktalardan alım noktası benim için hiç uygun bir alım noktası değil. Ben kendi bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bunu sizin için değil. İsteyen herkesin kendi takdiridir ama ya bu noktadan alan arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum. Kardemir Dağ hissesinin bu trendi kırması ya da bir trendin
biraz daha geniş yukarısına çıkabilmesi için. Yani ben hiçbir sebep göremiyorum. Acaba hangi sebepleri görerek ya da dayanarak almışlar diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik veriler şu anda görüyorsunuz ki virüs sebebiyle sıkıntılı. Yani ekonomik olarak dünya genelinde bir sıkıntı var. Bu sebepten dolayı da Kardemir Lisesi'nin bu ana trend noktasını kırıp da yukarı gideceğini ben düşünmüyordum. Peki Kardemir Lisesi bundan sonrası için ne yapacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi inişli çıkışlı. Ben şimdi altta ineceği noktaları da size farklı grafiklerden göstermek istiyorum. Kardemir Lisesi'nin şu an altta inebileceği sağlam olarak destek olarak bulunduğu noktası arkadaşlar yaklaşık olarak %21, %22'ye kadar inebileceği noktalar var. Ve tabii bir miktar daha bu da teminat noktası diyebilirim ama ben bu noktalarda biraz oyalanacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi inişli çıkışlı yapacak yani inecek çıkacak inecek çıkacak arada trade imkanı veren bir hisse. Böyle bir anda düşüş ve bir anda yükseliş gerçekleştiren bir hisse değil, sağlam bir hissedir Kardemir'de. Ama uzun vadeli yatırımlar için ben şu an için trade için yapılabilir ama ve %30'a kadar da ineceği noktası var arkadaşlar. Ne olur ya peki 130? Yaklaşık olarak 6 lira ve 6.82 noktaları Kardemir'de için önemli. 6.82'yi kırdığı zaman bu 6 noktasına 6 lira noktasına da gelebilir arkadaşlar. Peki uzun orta vade için söylüyorum. Bu noktada kırılırsa eğer şu ana trende kadar gelecektir arkadaşlar. Ara trend yani 4.5 seviyelerine kadar inmesi muhtemeldir. Kardemir Lisesi için sürpriz bir şey yok arkadaşlar. Standart hep aynı şeyi yapıyor. Şu anda bu genel resme bakan arkadaşların yani hiç borsadan anlamayan biri dahi olsa şu noktadan alım için pek makul olmadığı görülmekte gördüğünüz gibi. Peki size uzun vade için kendim için düşündüğüm Kardemir'de görüyorsunuz ki atlama noktası ne yapıyor? Öncelikle şunu tespit edelim. Kardemir'de 4.9 evet 4 lira 69 kuruştan 2 liraya çıkmış. Peki bu noktada nereden? Yaklaşık 1 liradan hatta 94 kuruştan neye çıkmış? 4 lira 75 kuruşa. Yaklaşık olarak 5 kat %500 kazandırmış arkadaşlar. Yani bu trend aralığı gitgide artıyor. Peki bu noktada şunu hesaplıyorum. Şu alta iniş noktasını hesaplamıyorum. 2 lirada 2 liradan yaklaşık olarak ne etmiş? 9 yaklaşık 8.60 8.72 civarı yani 2 liradan 4 katı. Gene aynı şekilde %400 kazandırmış arkadaşlar. Yani bu noktaya temas eden noktalardan alındığı zaman en az %400 ya da %500 tabi oyalanmasına bağlı olarak kazandıran bir hisse. Benim tahminim Kardemir'de hissesi buralara geldiği zaman şu noktalara geldiği zaman ki bu uzun bir sürede olacak. Tahminen şu 4.79 noktaları gibi yaklaşık 5 noktaları gibi geleceğini tahmin ediyorum. Bu civara geldiği zaman %500 ne yapar? Yaklaşık olarak 15-16 lira. 15 bir dahaki zıplama noktası, bir dahaki merdiven basamağı 15-16 liraya yakın seviyelerde. Bu arkadaşlar uzun vade yatırım için. Şu an size söyledim. 4 yıllık bir ilerisi için öngörünmenin bu Kardemir hissesi için. Yakın zaman içinde Kardemir hissesini takip edecek noktaları bunlardı. Tekrardan not alırım. Hatta farklı grafikten de bunu teyit etmek istiyorum arkadaşlar sizin için. Bu aynı zamanda kendim için de geçerli bu notlar. %22 demiştik. Yaklaşık olarak ne oluyor? 6.89 noktası ve 6.07. 6.89, 6.07. %22 ve %30 civarı. Peki dolar bazında bakacak olursak Kardemir hissesine. Aynı şeyi veriyorum acaba? Evet. Kardemir hissesini arkadaşlar dolar bazında da baktığımız zaman buraları ölçersek eğer şu noktadan evet arkadaşlar aynı noktayı veriyor. %22 ve %30 civarı aynı. Kardemir hissesinin ineceği noktalar arkadaşlar bunlar. Evet, Kardemir hissesi 6.93 kuruş
Şu an ben hedef yaptığını düşünüyorum. Bir miktar daha ilerleyişi vardı ama onu yapar mı, yaptırırlar mı bilemiyorum. Ve kardemin de sesinin bu noktaya temas edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu noktalara yani. Yaklaşık 9 noktasını ama bu şeydir, ıspanaktan yağ çıkarmak gibi bir şeydir. Bu noktaya gelebilir de gelmeden direkt aşağıda aşağıda iniş başlatabilirler bu noktada biraz oyalandıktan sonra. Evet, kardemin DSS için arkadaşlar yaklaşık olarak ne demiştim burada? 7 lira civarı diyelim. 7 lira çünkü birazcık oyalanacağını düşünüyorum. Evet, 6.97 ama 7 lira söyleyesim var. 7 lira ve 6.17 civarından sonra takip edilmesi gereken iki tane önemli nokta. Evet arkadaşlar, kardemir DSS için yapacağımız analiz buydu. Şu an kardemir DSS'nin ben hedefine vardığını düşünüyorum. Ve aşağılara doğru artık bundan sonra yavaş yavaş da olsa seyredeceğini düşünüyorum. Ekonomik eğriler de tabii bunu etkiliyor. Bir de şunu söylemem lazım arkadaşlar, bu önemli. Örneğin kardemir DSS'i bu noktalara geldiği zaman, yani çok trendinin en güçlü noktaları, yani ekonomik olarak herhangi bir sıkıntı olursa, herhangi bir problem çıktığı zaman bir miktar daha alta kayabilir. Çok fazla değil ama hemen geri toplayacaktır muhtemelen. Yani bu noktaya gelince tekrardan analiz yapmak lazım. Kardemir DSS için yapacağımız analiz bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.